Türk futbolunda Galatasaray Fenerbahçe'siz kupa organizasyonunda oyalanırken kendi başına basın toplantıları düzenleyip az kadrolu Fener'i sahada görmek isterken sarı lacivertlilerin gözü, kulağı, odak noktası Yunanistan'da oynanacak Avrupa'daki çeyrek finalde ve UEFA Olympiakos'un Fenerbahçe talebini geri çevirdi. Şimdi ne olacak? Evet, Fenerbahçe'nin yarı finale çıkmak için oynayacağı rakibi Olympiakos ve iki ekip arasındaki ilk maç 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Nisan'da Kadıköy'de. İstanbul'a taraftarlarını götürmek için UEFA'ya başvuru yapan Olympiakos'a beklenmedik yanıt geldi. Yunanlıların talebi reddedildi. Sebep olarak ise Türk polisinden gelen risk raporu olduğu vurgulandı. Buna göre Fenerbahçe, Yunanistan'a kendi taraftarlarını götüremeyeceği gibi Yunanlar da İstanbul'a taraftarlarını getiremeyecek. UEFA'dan kısmen de olsa iyi haber gelmişken makine de resmen Fenerbahçe'de. Öyle ki takımın bu sezonki başarısında başrollerden biri hiç kuşkusuz futbolun Picasso'su, kritik maçlarda yeteneklerini, liderliğini sergileyen, konuşturan Dušan Tadić'e ait. 35 yaşındaki yıldız formunun zirvesinde. Tadić Süper Lig'de 31 maçta 9 gol 11 asiste ulaştı. Sezon genelinde ise 45 maçta 12 gol 12 asisti buldu. Tadić'in istikrarını gösteren en iyi veri maç devamlılığı. İlerlemiş yaşına rağmen sırf futbolcu Fenerbahçe'nin 48 maçının 47'sinde forma giymeyi başardı. Tadić 3656 dakikayla takımın en fazla süre alan ismi. Fenerbahçeliler bu adama maşallah demeli. Çünkü onsuzluk takımı üretkensizliğe sürükleyebilir. Dušan Tadić 34 ve üzeri yaşta olup da bu sezon en fazla maça çıkan ilk 10 isim arasında. Sırp futbolcu oynadığı 47 maçın 42'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Umarız şampiyonluk kupasını kaldırırken de Tadić on fire dansını da gösterir.